arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir takım çalışması yapacağız ve takımımızın parçalarından bir tanesi olan atkımızı örüyoruz. Atkımızı düz trabzan şeklinde dilediğimiz uzunluğa varana kadar ördükten sonra e, şu şekilde aplikelerle e, figür çalışması yapıyoruz. Ben e, kedi figürü çalışmak istedim gözümüzü kulaklarımızı burun kenarı bıyıklarını birlikte çalışacağız inşallah bütün aşamalarını sizlerle birlikte çalışacağımız atkımızı yapmaya hemen başlayalım. Kolay gelsin. Atkımı örmek için Lanosa marka ipimi kullanıyorum. İpimiz 100 gram. Renk numarası 948. %100 akrilik ve 315 metreden oluşmakta çok canlı bir fuşya. Tığ numaram ise 2,5 numara. Şöyle bakınız biraz daha küçük uçlu tığımı kullanıyorum. Atkımın sıkı durmasını istiyorum. Tabi ipimize uygun tığlarımızı e, kullanmanızı tercih ederiz. Eğer çok kalın iplerle öreceksek e, birazcık daha büyük numaralı tığlarımızı kullanmamızı tavsiye ederim. Hemen e, zincirimizi çekmeye başlayalım. Zincirimizi atkımızın enine ne kadar istiyorsak ona göre çekmemiz, ayarlamamız gerekmekte. Eğer enli bir atkı istiyorsak biraz daha fazla zincir ya da daha ortalama dar bir atkı istiyorsak zincirimizi ona göre biraz daha az tutmamız lazım. Şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 tane zincirimi çekiyorum. 35 tane zincirim bakınız şu kadar endirlikte. Ee, yeterli ve tığımın başını doluyorum artı zincir ilavesi yapmadan sayıyorum 1 2 3 ve 4 Dördüncü zincirimin içerisine geliyorum batıyorum ve ilk trabzanımı örüyorum toplamda iki tane trabzanım oldu birisi zincir birisi trabzanım ve birer birer çekmiş olduğum zincirlerimi ikili trabzan şekliyle örerek zincirlerimi bitiriyorum Giriyorum. Bakın sıradan. Ve örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradan zincir yuvamın içerisine giriyorum. Önce doladığımı sonra ilmeği alıyorum. Tekrar giriyorum. Alıyorum. Bir ve iki. Ve tekrar her bir zincirimizin içerisini bu şekilde girerek trabzanlarımızı örüyoruz. Evet başa kadar trabzanlarımızı tamamlayalım. Birinci sıra trabzanlarımızı zincirimizin üzerine yerleştirdim. Şimdi ikinci sıramıza başlangıcı yapalım ve ikinci sıramızı da birlikte örelim. 3 tane zincirimi bitiş yönünde çekiyorum. 1, 2, 3 yani arkasını çevirmeden en son trabzanımın üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün ardını çeviriyorum tekrar tığımın başını dolayarak ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum birinci trabzanımızı zincirimizle ördük ikinci trabzanımı da örüyorum ve sırayı takip ederek birer birer trabzanlarımızı uca kadar örüyoruz sadece trabzan örüyorum ve tam tepesine girip alıyorum farklı bir yöntemle almıyoruz başını doluyorum buradaki küçük gözün içerisine girerek örüyoruz bakın minik gözümüz var yukarıda araya değil minik gözün içerisine girerek trabzanlarımızı tamamlıyoruz Evet ben 3. sıramızı da ördüm şimdi şöyle enine bir bakmak istiyorum tam 16 santim elimiz yaptığımız ölçü 16 santime karşılık gelmekte ve istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar bu şekilde dümdüz trabzanlarımızı örerek ilerleyelim bakın sadece trabzanlarımızı örüyoruz atkımı istediğim ölçüye gelene kadar ördüm şöyle ölçelim bakınız atkımızın kaç santim olduğunu en uç kısımdan şöyle bakınız başladım ölçmeye ve devam ediyorum şu şekilde 89 santim 88 buçuk santim atkımın uzunluğu şimdi kenarını tığlayalım daha sonra süsleme kısmına geçelim. Tığımı takıyorum uç noktadan başlıyorum bakınız şu şekilde atıyorum bir tane sık ile şöyle ipimi de arkaya alalım şurada kalan hem de diğer ipimi her ikisini de tığlamayla birlikte götürmek istiyorum Bir tane battıktan sonra tığımın başını doluyorum yandaki trabzanımın içerisine giriyorum ve 5 tane trabzanım örüyorum 2 3 4 buradaki çıkan hep alttan götürdüğümüz için onun için problem değil daha sonra alırız. Şöyle sayalım 1 2 3 4 5. 5 tane tırabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki bakınız tırabzanıma geliyorum. Yine şöyle her ikisini de alalım. Alttaki ipimle götürüyorum. Yanındaki tırabzana sadece sık iğne batı ve bir sonraki trabzana yine 5 tane tırabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 5 trabzanımı ördükten sonra bir tane hemen yandaki devam eden trabzanıma giriyorum sadece sık iğne ve bir sonrakine 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 bir sonrakine sadece sık iğne ve bu şekilde bir sık iğne, bir 5 trabzan, sık iğne, 5 trabzan, sık iğne, 5 trabzan olarak hem uzun köşelerini hem kısa köşelerini tamamlayalım. Atkımızın kenarlarını bir uçtan diğer uca kadar her iki kenarını da bakınız. Hem kısa kenarlarını hem uzun kenarlarını tığlayarak tamamladık. Şimdi üzerinin aplikelerini dikmeye başlayalım. Evet örgümüzün süslemelerini yapmak için bakın şu şekilde gözümüzü ve gözümüzün üzerindeki mavimizi, siyahımızı, beyazımızı öreceğiz. Ve ee, bir de burun kısmını öreceğiz. Şimdi bütün aşamalarını hepsinin tek tek göstermek istemiyorum vakit kaybı olmasın diye. Şimdi bir aşama üzerinde hepsini göstereceğiz. Şuradaki büyük olarak görmüş olduğumuz beyazı bakın beyazımızda bir sihirli halkanın olduğu sıra İkinci devam eden sıra ve üçüncü sırayı ördük. beyazımızın gözümüzün en dış kısmını üç sırada tamamladık. Diğer bu mavi ile beyazımız iki sırada tamamlandı. Bir sihirli halkanın olduğu 12 trabzan ve üzerinde ikinci kez geçtiğimiz her bir trabzan'a ikişer defa batarak ördüğümüz 24 trabzan sırası ve yine gözümüzün üzerinde küçük siyah ve beyazlarımızı görüyoruz. Bu da sihirli halkadan oluşan 12 tane trabzanımızdan olan grup. Şimdi bir tane en Alttaki beyaz 3 sıra olan gözümüzün trabzanların olduğu sıradan hepsini anlatalım. Birinci sırada bu kısımlar. İkinci sıramızda gözümüzün mavisi ve burnumuzun olduğu bölümler. Üçüncü sıra ise sadece gözümüzün en iri beyaz kısmı için kullanacağız. Evet şimdi örmeye başlayalım. Sihirli halkamı alıyorum. Şu şekilde parmağıma sarıyorum. Evet, tığımızı takıyorum şöyle ve alttan alıyorum 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Sihirli halkana ilk sırasında mutlaka 4 tane zincirimizi çekelim. Tığımın başında doluyorum. Hemen parmağımdan çıkarmıştım. 2 katına başlıyorum tırabzanlarımı sırası ile örmeye. 1 Bir. Bir de zincirimiz 2 oldu. 3 4 5 6 7 Şöyle alalım. 8 9 Şöyle ipim çok katlı, 10, 11 ve 12. Bu arada e, hatırlatmak istiyorum, birazcık daha dolgun kalın ipleri tercih edersek bu süslemelerimizde çok daha rahat ederiz. İpim bayağı e, dolgun, kalın birip şöyle Lanos marka ip, bayağı kalın e, ip. 12 trabzanım ördükten sonra bu kısa ipi şu şekilde asılıyorum ve birinci dört tane zincir çekmiş olduğum yerin üst kısmına geliyorum şu şekilde geçişimi yapıyorum elimle şöyle düzeltiyorum ve bakınız birinci sıradan oluşan kısmımı ördüm yani gözümün siyahı ve gözümün şuradaki kullanmış olduğum beyazını bir sıra sihirli halkadan sonraki 12 trabzanla ördüm Evet şimdi birinci sıramızı kullanacağımız yerleri açıkladıktan sonra şimdi ikinci sıramızı ördükten sonra şayet koparırsak Bakınız e, burnumuz ve gözümüzün mavi olan kısımlarını çalışacağız. Birinci sıranın üzerine örmeye devam edelim. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 3 zincirimi çektikten sonra aynı yere gelerek batıyorum ve bir trabzan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine gidiyorum. Bir, aynı yere iki. Bir sonrası trabzanımın üzerine geçip bir ve iki. Ve ilerliyorum. Bir, iki. Yani alttaki 12 trabzanımın tamamını ikinci sırada ikişer defa batarak 24 tane trabzan sayısına ulaştırıyorum tabi 12 değil de daha fazla da yapabilirsiniz ipiniz zayıfsa ama e, kuvvetli ipler yani kalın ipler daha rahat daha dolgun durmakta bu gibi e, aplikeleri çalışırken o aklımızda dursun tabi modelin kullanılma yerine göre de değişecektir ama bu gözümüzde kulaklarımızda özellikle Dolgun ipler çok daha kullanışlı olmakta. İşlemimiz de bizi daha rahatlatıyor. Her trabzanıma ikişer ikişer örüyorum. Evet sona kadar ördüm. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Her birinin üzerine ikişer tane trabzanımı ördüm ve ilk trabzanımın, yani zincirden çektiğim trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve şu şekilde çekiyorum. Ve görmüş olduğumuz gibi hem burnumuzun hem de gözümüzün ortasında kullanacağımız sıramızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakınız şöyle. Şimdi bir sıra daha devam ettiğim zaman gözümün en çevresi yani en kalın kısmını da örmüş olacağım. Bunu da 3 sırada tamamlıyoruz. Bakın 1, 2 ve 3. Üç. Üçüncü sırasına şimdi başlayalım. 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum ve başlangıçtaki trabzanımı çift olarak örüyorum. Yanındaki trabzanıma geçiyorum ve tek olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanıma tekrar çift olarak örüyorum. Bir, aynı yere batıyorum. İki, bir sonraki trabzanım bir, bir sonraki trabzanım iki. Üçüncü sıramı bir tek bir çift, bir tek bakınız ve sıradaki çift 2 ve devam ediyorum. Tek ve bir sonraki çift. 1 ve 2. Devam ediyorum. Tek bir sonraki çift. Bir tek, bir çift olarak sıramızı tamamlayalım. Ve en son sıramı ördükten sonra birinci sıramın en üst noktasına gelerek batıyorum. Şu şekilde ilmeğimin içerisinden geçip bir tane de zincir çekip bitiriyorum ve makasım yardımıyla kesiyorum. Evet bu aplikelerimizin bütün kısımlarını tek bir çalışma üzerinde gösterdik. En son yaptığımız bakınız gözümüzün en dış kısmı 3 sıradan oluşmakta. Mavi olan kısım bakınız şu ikinci kısım da mavi olan kısım ikinci sırada iki sırada tamamladığım kısım ve gözümün siyahı ilk sihirli halka üzerine ördüğüm e, birinci sıradaki 12 trabzan ve buradaki kullanacağımız beyaz. Evet bu, bu kısımlarımızı yeterli e, sayıda çalışalım hazırlıklarımızı yapalım ve e, ördüğümüz örgümüzün üzerine güzelce dikelim. Kedimizin bir de kulağının çalışmasını birlikte yapalım. Kulağımızın çalışmasını bakınız şu şekilde üçgen bir çalışma yapacağız. Yine ortadan sihirli halkayla başlayıp artışlarımızı yapıp 3 sırada tamamlayacağız. Şimdi sihirli halkamızı yaparak örmeye başlayalım. Sihirli halkamı yapıyorum. İpimi şöyle kısa ipim bakınız. Üstten alıp alttan kavrayıp geçiriyorum. Ve üsttekinin arasından geçirip 1 2 3 ve 4. 4 tane zincirimi çekiyorum ve halkayı elimden çıkarıyorum. Ve başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Halkamın içerisine bir tane trabzan örüyorum. Zincirimle birlikte iki trabzan ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanım oluyor. Bir zincirimi çekiyorum ve 3 tane daha trabzanıma ilave ediyorum. 1 2 ve 3 3 trabzan 1 zincir 3 trabzanımızı ördüm ve halkayı şu şekilde güzelce sıkıştırıyorum bakınız sıkıştırdım şimdi ikinci sırasını örmeye başlıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen dibine bir tane trabzanımı örüyorum 2 bir sonraki Trabzanımı örüyorum. Bir tane daha trabzanımı örüyorum. İkişer trabzan ördüm ve üçüncü trabzanımın üzerine de bir ve bir tane daha ilave ediyorum. İki tane trabzanım ördüm. Araya giriyorum bir ve bir tane daha trabzan örüyorum. Bir zincirimin olduğu yere de iki tane trabzanım ördüm. Tekrar bir zincir çektim. Aşağıdaki bir zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Ve sağ tarafta yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. İkişer ikişer devam ediyorum. Bir tane artışımı yaptıktan sonra bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak tekrar bir artış daha araya yapıyorum. Bu da sol taraf için kulağımızın. Ve geriye kalan 3 tane trabzanımızın her birisini tıpkı sağ tarafta yaptığımız gibi ikişer ikişer batarak örüyoruz. 1 Aynı yere bir daha batıyorum. 2 Ve ilerliyorum. 1 Aynı yere tekrar ediyorum. 2 ve en son trabzanımın üzerine batıyorum 1 ve 2 iki. Evet ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi üçüncü sıramıza başlayalım 1 2 3 3 zincirimi bitiş yönünde çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını dolayarak hemen zincir çekmiş olduğum yerin ilk dibine bakınız aynı yerin dibine bir tane trabzanımı örüyorum Sadece buradakini iki örüyorum. Diğerlerini birer defa örerek yukarıya doğru çıkıyorum. Diğer trabzanlarım birer tane. Her birini birer tane örüyorum. Yukarı doğru devam ediyorum. Birebir trabzanlarımızı bu şekilde örüyorum. Ve ortadaki bir zincir olan yere geldim. Yine bir tane artışımı yapıyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yere giriyorum. Bir artışımı daha yaptım. Sol taraftaki trabzanlarımın da hepsini birer birer örüyorum. En son trabzanımı iki defa öreceğim. Bakın bunları birer birer batıyorum. Ve son trabzanımın üzerine 1 ve aynı yere bir daha batıyorum 2 ve bu şekilde kulağımızı da tamamlamış oluyoruz. İpimizi makasımız yardımıyla kesiyoruz ve şöyle üçgen bir kulak ortaya çıkarıyoruz. Hazırladığımız kulağımızın çevresini bakınız burada daha öncesinde çalıştığım gibi bütün trabzanlarımın arasını sık iğne yaparak e, tamamladım. İnce uçlu tığımı kullanıyorum ve her bir e, trabzan arasına ikişer defa batarak ilerliyorum. Şuradan ilk aralıktan girelim. Bir tane zincirim düğüm attım bakınız şu şekilde ve başlıyorum. Bir aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki bir sonrasını tam araya giriyorum bakınız. Bir biraz da sıkı örüyorum ki çok bol olmasın 2 diğer araya giriyorum 1 aynı yere bir daha 2 tekrar 1 aynı yere bir tane daha 2 ve her trabzan arasına bakınız ikişer ikişer sıkı iğnemi yapıyorum kulağımın çevresi için 1 2 bir zincir çektiğim yere kadar 2 2 sık iğnem örüyorum zincirimi çektiğim yere geliyorum tığımın başını doluyorum batıyorum ve tek seferde çekiyorum tekrar başını doluyorum bu zincirli yerimiz iki defa giriyorum sonrasında yine başını dolamadan sık iğne olarak batıyorum burada sadece belirginlik belirginlik katmak istedik. Tam ortadaki sivri yeri oluşsun diye ikişer ikişer batarak sık iğnemizi tamamlayalım. Hem de altına da aynı şekilde alt kısmı da bakınız bu şekilde örerek tamamlayalım. Şimdi kedimizin e, örmüş olduğumuz burnunu, gözlerini ve kulaklarını bu şekilde yerleştirdim. Bakınız bu aralıklarla şimdi dikelim. Şu kısma bir tane e, siyah burun dikeceğiz ve kirpiklerimizi Dikmeyi unutmayacağız ama öncesinde bu yerleştirdiğimiz gibi hepsini güzelce bir dikelim daha sonrasında burnumuzu birlikte işleyelim şuraya siyah bir burun ve bu kısımlara da kepiğimizi işleyeceğiz şimdi bu şekilde dikmeye başlayalım ben pembe ipimi taktım bakınız ardından şu şekilde görünmeyecek öne çıkmayacak şekilde dikmeye başlıyorum birer birer hepsinin dikişini birlikte yapmayalım ben hepsini tamamlayayım siz de tamamlayın ve burnunun olduğu yerde görüşelim tekrar evet gözlerimi kulaklarımı kaş yaptım bakınız şurada şimdi kaşımızı birlikte yapalım ve burnumuzun üzerinde yaptıktan sonra süslememizi tamamlamış olalım hemen altından giriyorum bakınız siyah ipimi taktım dilediğiniz uzunlukta kirpiklerimizi çalışabilirsiniz şöyle verevine uzatıyorum oradan birazcık hemen dibinden alıyorum bakınız. Aynı yere gelerek batıyorum. Buradan yukarıya doğru tekrar çıkıyorum. Yukarıdan aşağıya ve bu şekilde dilediğiniz kadar kirpik çalışmasını yapabilirsiniz. Burada 2 5 tane yapmışım. Burada bir tane de şu kısımdan çalışalım. Evet, tamam. Arkasına düğümümüzü atıyorum. Ve şimdi burnumuzu çalışmaya başlayalım. Birazcık daha uzun siyah ip takmak istiyorum. Evet şimdi siyah ipimizi iki kat olarak taktım ve burnumu çalışmaya başlıyorum. Burnumu şöyle bakınız trabzanımın üzerinden aldım şu şekilde üçgen şeklinde çalışacağım. Bakınız buradan şu kısma kadar geliyorum. Sarma yöntemiyle dolduruyorum burnumu. İki kat ettim çabuk da olsun diye. Tek katla çok fazla uğraşmayalım. Genişten dara doğru devam edeceğiz. Biraz içi doğru giriyorum. Ve devam ediyorum. Aşağıya doğru. şekilde burnumuzu tamamladım. Bakın tam şuradan beyazımı da hafifçe bir giriyorum. Her ikisini birleştirme adına. Bakınız tam ortalayarak şöyle kapatıyorum. Evet burnumuzu da bu şekilde diktik ve kedimizi hazırlamış olduk. Diğer tarafını da aynı şekilde çalışarak tamamlayacağım. En son bıyığımı da çalıştıktan sonra Bakınız burada 4 tane çalıştım. Diğer tarafa da aynı şekilde çalışıyorum. Birer birer bütün tamamlamalarımızı yapıyoruz. Biraz ileriye doğru bakınız. Hemen biraz içten geri geliyorum. Geri geldim bakınız ve alttan tekrar ilerliyorum. Tekrar ve yine 4 defa ve arkaya düğümümü atıyorum. Evet bıyığımızı da bu şekilde çalıştık. Evet sevgili arkadaşlar kedimizin gözlerini, kulağını, burnunu, burnunu bakınız şu şekilde yanaklarını, kenardaki bıyıklarını tamamladık ve çalışmamız bu şekilde hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.